Keskin nişancı taşıdığı silahta birçok özellik arar. Bu silah hem 2 kilometreden uzak bir mesafeye ateş edebilmeli, hem de birkaç adım ötedeki hedefi hatasız vurabilmelidir. Çünkü keskin nişancının ikinci bir şansı olmayabilir. Karşınızdakine tek bir atış şansınız var. Birini ateş ederseniz ve ilk seferde başarmak zorundasınız. Ve tetiği çekmeden önce düşünmesi gereken çok şey var. Barometrik basınç, cephane sıcaklığı, hava sıcaklığı ve enlem. İhtiyacı olan tek şey ölümcül bir silah. 6 farklı kategoride en iyi 10 silahı kendi düşüncelerimize göre belirledik. Robot savaşçılar, şok ve korku sistemleri, ağır metal topçular. Ve bu bölümde keskin nişancı tüfekleri. Artık bu özel askerlerin elinde inanılmaz bir güç var. Bu gücü ölümcül silah sağlıyor. On numarada tanıdık ama tamamen yenilenmiş bir silah var. İşte şövalyenin silahlanması M110. Bu hafif keskin nişancı tüfeği hemen her koşulda uzun mesafe atışlarda isabet üzerine dizayn edildi. Ama farkı sağlayan silahın ateş gücü. M110 temel olarak Amerikan ordusunda kullanılan ilk yarı otomatik tüfeğin keskin nişancı rolünde kullanılan halidir. Bu size M16'yı hatırlatmış olabilir. Çünkü ikisini de aynı kişi tasarladı. Efsanevi Gene Stoner. M16'yı uzun mesafe atışları için geliştirmek isteyen Stoner, silaha 7.62'lik yeni bir kalibre ekledi. Böylece menzil 500 metreden 1000 metreye çıkartıldı. Ve hafif bir keskin nişancı tüfeği yaratıldı. Bu tıpkı büyük bir M16'yı yeni özellikler ve 762 NATO şarjörü menziliyle ateşlemek gibi. Böylece silah bugün ordunun benimsediği keskin nişancı tüfeği haline dönüştü. Silahın bildik şekli ve büyüklüğü askerin işini kolaylaştırıyor. Her şey temel eğitimde öğrendiklerinizin daha büyük ve gelişmiş bir sisteme transfer edilmesiyle oluşuyor. Orduya yeniden bir şeyler öğretmeniz gerekmiyor. Bu insanlar M16 ile eğitim aldılar. Sadece daha gelişmiş bir haliyle karşılaştılar. Gerçekten çok basit. 2007 yılına girdiğimizde Afganistan'da kullanılmaya başlandı bile. Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği çok sevdiler. Bu ordunun silahı kullandığı ilk savaştı. Yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine sahip olmanın meyvelerini toplamaya başladılar. Ve çoklu hedefleri oldukça meşgul ettiler. Standart bir şarjör 20 mermi taşıyabiliyor. Birçok keskin nişancı tek atış tek ölüm mantığı kullanır. Bu artık tek doğru olmaktan çıktı. İkinci ve üçüncü atışlar da zarar veriyor. M110'un 4 kez ateş ettiği zaman standart keskin nişancı tüfeklerinin bir kez ateş edip yeniden doldurulma zamanına eşit. Askerler standart keskin nişancılara göre 4 kez fazladan atış yapabildiklerinin farkına vardılar. Bu sayede daha çok hedef vurabiliyorlardı. Yani temel olarak standart keskin nişancılardan 4 kat daha etkiliydiler. M110'un üzerinde bulunan optik sistem askerlere gece gündüz isabetli atış yapma şansı tanıyor. Gece görüşü silahı eklendiğinde askerler daha önce karşılaşmadıkları bir özelliğe sahip oldular. Bu çölde karşılaştıkları sıcak hava ya da bunun gibi olumsuz koşullarda sese duyarlı gece versiyonu askerlerin karanlıkta gündüz atışlarından daha başarılı olmalarını sağlıyordu. Keskin nişancılar için gizlilik silahta bulunması gereken en önemli faktördür. M110 hafifliği nedeniyle sesi ve namlunun parlamasını en aza indiriyor. Birçok hedefi çok uzak bir mesafeden yerini belli etmeden yok edebilmek gerçekten inanılmaz bir avantaj. Tek başına bir silah olarak baktığınızda ne çok iyi ne de çok kötü diyebiliyorsunuz. Ama termal görüş, susturucu ve uzun gün teleskobunu taktığınız zaman 1000 metreye kadar etkili olabilen bir silaha dönüşüyor. Ayrıca keskin nişancıya tüfeği kılıfında taşıma imkanı sunuyor. Bu nedenle ölümcül silah oluyor. Orta mesafedeki başarısı ve taşınabilir olmasının dışında M110'un en büyük özelliği çatışmanın ortasında büyük avantaj sağlayan klasik görüntüsü ve hissinin yarı otomatik özelliğiyle kombine edilmesidir. 9 numarada çok yönlü ve çok misyonlu Sabre var.
Amerikan özel birlikleri için geliştirilmiş olan Sabre, keskin nişancıya çatışmaya girip çıkmakta hareket özgürlüğü sağlıyor. Savaş alanında askerler hızlı ve sessiz hareket etmek zorundadır. Ayrıca operasyon sırasında birden fazla görev yapmaları gerekebilir. Herhangi bir yerde Afganistan, Irak ya da aklınıza neresi geliyorsa, hedefin güvenliği sizin binanın dışında olmanıza bağlıydı. Keskin nişancı pozisyon almadan önce sınırlı bir alanda ve yakın mesafede çatışmaya girebilir. Bu durumlarda asker birden fazla silaha ihtiyaç duyar. Bir de birden fazla mermi tipine. Eskiden iki farklı tür silah ve iki farklı tür cephanelik taşımak zorunda kalıyorduk. Bu da yükümüzü arttırıyordu. Ve savaş alanında ihtiyacınız olan dayanıklılığı, bekleme sürenizi ve yapabileceklerinizi kısıtlıyordu. Özel operasyon askerleri bu sorunla ilk olarak 2005 yılında Irak'a düzenlenen operasyonda karşılaştı. Ben ve diğer Amerikan askerleriyle bazı Iraklı destek kuvvetleri keskin nişancı olarak görevlendirilmiştik. Görevimiz şehre girmek ve asileri şehirden çıkartmaktı. Gittiğimiz yer eski bir şehirdi ve şehirde dal kaldırımlar, küçük odalar ve dar kapı aralıkları bulunuyordu. Bu koşullarda ilerlemek ve ilerlerken de kendimizi korumak zorundaydık. Eğer keskin nişancılar tek silah taşımak, hem yakın mesafe çatışmaya hem de uzak mesafeden hedefi vurmaya hazır olmak istiyorlarsa ihtiyaçları olan bir sabır. Sabr, keskin nişancı saldırısı ve savaş alanı tüfeğinin kısaltılmasıdır. Ateş! Sabrı etkileyici kılan, özel operasyon ekibinin tek bir silah taşıyarak ve tek bir mermi sistemiyle birçok görevi tam kapasiteyle yapabilmesidir. Sizin yakın çatışmada kullanabileceğiniz 30 kalibre namlusu olan bir silahınız var. Buna ek olarak 50 kalibre namlulu bir silahınız daha var. Aslına bakarsanız üst üste koyduğunuz bu iki namluyu dışarı çıkardığınız tek bir pimde birleştiriyorsunuz ve işte karşınıza hem yakın mesafede hem de uzun mesafede etkili bir keskin nişancı tüfeği. İki patlayıcıyı tek bir pimde birleştiren, kullanılması basit bir sistem. Kullanmak istediğiniz silah seçin ve diğeriyle değiştirin. Sonra... İstediğinizi kullanın. İşiniz bitince ikisini de geri çekin. Sadece hareket özelliği geliştirilen Sabr'ın tek özelliği bu değil. Ayrıca operasyonda görev alanların gerçek görevlerini gizlemelerini de sağlıyor. Çok namlu özelliği olan bu silahla 50 kalibrelik namluyu gizlemişseniz kimse sizin keskin nişancı olduğunuzu anlamaz. Savaş alanında yer alan diğer askerlerden farkını olmaz. Askerler tek çeşit silah, tek çeşit mermi ve tek çeşit şarjör taşıyor. 50 kalibre namluyla donatılmış olan Sabr 1000 metreden uzağa ateş edebilir. Ve yarı otomatik olduğu için hedefe standart keskin nişancı tüfeklerinden daha hızlı ulaşır. İnsanlara 800 ile 1000 metreden zarar verebilir. Araçlara ise 800 metreden. Tıpkı M110 gibi Sabr da M4 ve M16'dan esinlenerek geliştirildi. Daha önce bu iki silahla eğitim aldıysanız Sabr size oldukça tanıdık gelecektir. Sabr, kullananın aklında kolayca kalması için tasarlandı. Daha ergonomik ve daha kullanışlı. Sabrı tasarlarken çok fazla çalışma ve tecrübe gerektirmeyen bir silah olmasına özen gösterdik. Sabrın keskin nişancılar için en büyük avantajı namlusunun değiştirilebilir olması. Ama bir keskin nişancı silahı olarak seri olması da onu diğerlerinden ayırıyor. Birazdan Macmillan Tech 50 resmi olarak kanıtlanmış bir rekortmen. Bu bir savaş kanıtıdır. Gelmiş geçmiş en uzun mesafeden ölümü o gerçekleştirdi. Ve ardından hangisi en ölümcül keskin nişancı tüfeği olacak? Ölümcül silahlar arasında en iyi 10 keskin nişancı tüfeğini bir araya getirdi. Ve 8 numarada Tech 50'yi seçtik. İnanılmaz isabetli. Şaşırtacak derecede basit. Ve bu savaşta kanıtlanmış. Bu tür silahlarda en dikkat etmeniz gereken özellik isabettir. Bizde de bu var. Tasarladığımız silahın şekli ve içindeki gaz akışı geri tepmeyi en aza indirdi. Bu da isabet oranını inanılmaz derecede arttırdı. Tech 50, 2430 metre ile en uzun mesafeden ölümü gerçekleştiren silah rekorunu elinde bulunduruyor. Bu dünyadaki isabet oranı en yüksek 50 kalibrelik silah. Neredeyse 2500 metreden isabet sağladığınız bir silahtan bahsediyoruz.
Çok etkileyici. Eğer tek 50 bu mesafeden isabet sağlayabiliyorsa gerisi sadece mermilere kalmış demektir. 50 kalibrelik silahlar en uzun mermilere sahiptir ve çok büyük enerji taşırlar. Bu mesafeden isabet ettikleri hedef üzerinde büyük etki yaratırlar. Bu silah cephane yüklü araçlar gibi zorlu hedeflerde kullanılabilir. Aynı zamanda tek bir düşman askeri üzerinde etkinlik sağlayabilirsiniz. Macmillan tarafından geliştirilen 50 kalibrelik bu silah arkadaşlar arasında Big Mac olarak da biliniyor. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında Amerikan ordusu Macmillan'ı 50 kalibrelik bir silah sistemi tasarlaması için görevlendirdi. Temel önceliğimiz isabet, kalite ve bunları mesafe tanımaksızın yapabilen bir silah geliştirmekti. Ama tek 50 gibi silahların düşman üzerindeki etkisi sadece fiziksel değil. Birinin 50 kalibrelik bir silahla vurulduğunu görmek gerçekten tüyler ürperticidir. Bir yerde iki isyancı olarak beklerken yanınızdakinin aniden öldüğünü düşünün. Üstelik tek duyduğunuz uzaklardan gelen bir keskin nişancı tüfeğinin sesi. Hangi yönden geldiği hakkında en ufak bir fikriniz dahi yok. Eğer bir Big Mac'in saldırısına uğradıysanız korku içinde kalırsınız ve sizi neyin vurduğunu anlayamazsınız. Keskin nişancılar düşman üzerinde psikolojik etki yapar. Tek atışta vurdukları düşmanları atışın nereden geldiğini kestiremez. Bu oldukça ürkütücü bir durum. Ama 50 kalibrelik bir silahla atış yaptığınızda bu düşmanınız da psikolojik olarak gerçekten derin yaralar açabilir. Tek 50 şimdiden savaş alanlarında kendi izini bıraktı bile. Afganistan'da çok büyük başarılar kazandı. Son olarak Irak'ta da kullanıldı. Ve hala en uzun mesafeden başarı sağlayan keskin nişancı tüfeği olma rekorunu elinde tutuyor. Tek 50 bu rekoru Afganistan'da düzenlenen Anaconda operasyonu sırasında gerçekleştirdi. Kanadalı keskin nişancı 2430 metreden bir Taliban askerini öldürdü. Eğer iyi bir keskin nişancıysan, doğru ekipmanların varsa, dürbünün iyiyse ve alan açıksa bu silah sistemini 2000 metre uzaktan oldukça etkili bir şekilde kullanabilirsin. İzlediğiniz düşmanın önünde engeller varsa ya da çok uzakta ve evin içinde bulunan bir hedefi odadaki ya da yan odadaki kimseyi incitmeden vurabilmek gerçekten çok önemli. Tek 50'yi ölümcül silah yapan, savaşta kanıtlanan, en uzun mesafeden gerçekleşen ölümü yapan silah olmasıdır. Bence tek 50'yi ölümcül silah yapan şey, hedefi mesafe tanımadan inanılmaz bir isabetle vurabilmesidir. Bu silah çok uzun mesafelerden atış yapabiliyor. Ordudakiler ve özel operasyon birlikleri bu sisteme çok güveniyor. Bu silahı kullanmak istiyorlar. Bu basit silah sistemiyle çok zorlu görevlerin üstesinden rahatlıkla gelebilirler. Resmi olarak savaş alanlarındaki en uzun mesafeden ölümü gerçekleştiren tek 50 bizim bir numaralı tercihimiz değil. Sadece çok uzun mesafeden atış yapıyor olması yeterli değil. Tahrip gücü ve basitliğin ilginç bir karışımı. 7 numarada geleneksel el sanatları ve teknolojinin birleşiminden oluşan Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin tercihi M40 var. Yaşadığımız bütün gelişmeler ve bütünü oluştururken izlediğimiz yol, tek bir insan tarafından tek bir silahta toplandı. İşçilik ve ayrıntılara verdiğimiz dikkat ortaya çıkan silahın en dikkat çekici özelliği. Keskin nişancı tüfekleri gün geçtikçe değişiyor ve gelişiyor. Modern teknolojiye ayak uyduruyor ve silahlara dahiyane yenilikler ekleniyor. Ama bazen basit en iyidir. Yılların eskitemediği M40, basitlik üzerine tasarlandı ve güvenilirliği kanıtlandı. M40 1966 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden çıkarıldı. Onun yerine Remington'un 700 sistemi yerleştirildi. Deniz Kuvvetleri hala sorunları M40A3 ile bağdaştırıyor. Taktiksel keskin nişancı tüfekleri test edildi, denendi ve yüksek teknolojiyle geliştirildi. Daha sonra bu işten en iyi anlayan eski tüfek tamircileri tarafından son şeklini aldı. Silahı omzunuza aldığınızda ve ateşlediğinizde kas katı kesiliyor. Mermi hareketi yok. Silahın hiçbir parçası oynamıyor. Bu silahı ölümcül yapan özellik yeni yeni kullanılmaya başlanan 6.5x47 Lapua. 6.5x47 fişeği 308 bağlantılı silah sisteminde yer alan en etkili fişektir.